Enes Gürkan, morluğun Mısır koçanlarından mı yoksa yüzüne attığı yumruklardan mı kaynaklandığını bilmediğini savundu. Nari'nin ölü bulunduğunu bir gazeteciden öğrendiğini aktaran E.G., sorgusunda o gün iki kadın akrabası arasında yaşanan kavgayı anlattı. Enes Gürkan, kavga sırasında kadınlardan birinin, "Ben böyle olacağını biliyordum" sözlerini sarf ettiğini, bir başka kadının ise "Erkekler sizin yüzünüzden birbirine girdi" şeklinde bağırdığını söyledi. Enes Gürkan, Nari'nin kaybolduğu saate ilişkin yandarmadaki sorgusu ile savcılık sorgusu arasındaki çelişkiye işaret edilmesi üzerine, bunun yaşadığı üzüntü nedeniyle vakitleri tam hatırlayamamasından kaynaklandığını öne sürdü. Enes Gürkan'a sırtındaki tırnak izine benzer izler de soruldu. Sırtını kesinlikle kimsenin tırnakla çizmediğini, kimseyle kavga etmediğini ve tartışmadığını savunan Enes Gürkan, Nari'ni arama esnasında yorgunluktan sırtını duvarlara yaslaması veya yıkık evlere sürünerek girmesinden kaynaklanmış olabileceğini iddia etti. Enes Gürkan, bu izlerin üçüncü kişi tarafından yapılmış olduğunu kesinlikle kabul etmediğini söyledi. Nari'nin cansız bedenini dere kenarına gizlediğini anlatan N.B.'nin beyanlarıyla ilgili olarak Enes Gürkan, bunun ancak N'ye tehditle, para teklif edilerek yapılabileceğini düşündüğünü, N'nin ekonomik durum itibarıyla güçsüz ve sönük bir kişilik olduğunu, para için veya ailesiyle tehdit edilirse korktuğundan yapmış olabileceğini iddia etti. WhatsApp message Larayla Iljalay Saruya Enes Gürkan. WhatsApp userinin kanısap kanız medicini hatırlam medicini ileri sürdü. Amca Salim Güran'ın yeni ifadesinde mermiler yok oldu. Arif'in ahırında 380 mermi yakalandı, kayıtları sildim demişti, bu kez hayat kadınlarını öne sürdü. Nari'ni öldürmekte suçlanan amcası Salim Güran'ın 15 yaşındaki işçisi Rama ile yazışmaları dosyaya girdi. Rea'nın "tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş" diyerek attığı mesaj kayıtlara girmişti. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedine ulaşılan Narin Güran'ın tutuklu muhtar amcası Salim Güran'ın ifadesi, 15 yaşındaki işçisi Rama ile silinen telefon kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından yeniden alındı.